Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız Savaş Çorlu ve Ogün Şahinoğlu'yla gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Yoğun bir gündemimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar. Hatta sıcak bir gelişmeyle hemen başlayacağız. Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşanıyor değerli izleyenler. Bir süredir gündemde olan Oxlade Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Bugün İstanbul'da olacak yıldız oyuncu siyah beyazlı kulüple görüşecek. Zannediyorum biraz da şehri gezecek, tanımaya çalışacak. Şimdi muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız telefon hattımızda. Hemen bu transfer gelişmesiyle ilgili, gündemiyle ilgili daha doğrusu detayları, bilgileri Furkan'dan dinleyelim. Ezgi, iyi yayınlar. 29 yaşındaki oyuncu ve temsilcisi bugün saat 16.10'da İstanbul'da olacaklar ve Beşiktaş'la sözleşme detayları görüşülecek. Şenol Güneş'in takımda görmek istediği bir isimdi Alex Oxlade-Chamberlain. Daha önce de hoca birçok kez bunu ifade etti. Hem orta saha hem de kanatta forma giyebiliyor olması sebebiyle hocanın çok sıcak baktığı bir oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain. Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş bizzat kendisi de Chamberlain'le bir görüşme gerçekleştirdi. Hem takımın kadronun bu sezonki planlarından hem de oyuncuyla ilgili Şenol Güneş kendi düşüncelerinden bahsetti o görüşmede. Yine geçtiğimiz hafta Ahmet Nur Çebi, Sayın Başkan Çebi de Londra seyahatinde bir görüşme gerçekleştirmişti Alex Oxlade-Chamberlain'le. Beşiktaş artık bu transferde sona çok yakın. Siyah beyazların İngiliz futbolcuya önerdiği sözleşme 2 milyon eurodan 3 yıllık bir kontrat. Son detaylar görüşülecek artık oyuncu ve temsilcisinin İstanbul'a gelişiyle beraber. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanmasını ve resmi sözleşme imza atmasını bekliyoruz İngiliz futbolcunun. Tabii bu transferle alakalı Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan birisi oyuncunun sakatlık riskiydi. Beşiktaş sağlık heyeti geçtiğimiz günlerde oyuncunun oynadığı son kulüp olan Liverpool'dan bu konuda kapsamlı bir rapor talep etmişti Ezgi. Şu aşamada herhangi bir sakatlığı ve riski bulunmuyor. Daha doğrusu yani Beşiktaşlı yetkililerin ifadesi bu yönde. Şu an için İngiliz futbolcunun sakatlığıyla alakalı bir risk bulunmadığı yönünde ama daha önce Lianco'da olduğu gibi Alex Oxlade-Chamberlain'de detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında da resmi sözleşme, eğer sakatlık durumuyla alakalı bir risk olmadığına karar verilirse resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz Ezgi. Peki Furkan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Şimdi aslında en önemli konuyla bitirdi Furkan. Sakatlık durumu, kalitesine, performansına, potansiyeline kimsenin diyecek bir şey yok Chamberlain hakkında. Beşiktaş taraftarını da muhakkak çok heyecanlandıracak bir isim ama o gün hemen sana dönmek isterim. Evet. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu ama kariyeri az önce de seninle biraz konuştuk aslında. Sakatlıklarla dolu olan bir futbolcu. Bu anlamda Beşiktaş'ta da bir zaten alternatif eksikliği mevcutken bu nasıl bir hamle olarak değerlendirilmeli? Bir risk barındırıyor mu sana göre içinde? Ya elbette şu an buraya gelmesi belki imza atacak olarak yorumlanabilir kimileri tarafından ama imza için gelmiyor. İlk etapta burada da bir görüşme gerçekleştirilecek. Belki gezeceği, edeceği yerler de vardır işte, yaşayacağı vesaire. Bütün bir değerlendirme yapıldıktan sonra Beşiktaş da detaylı bir sağlık kontrolüne sokacak. Sonuçta Lianco'da olduğu gibi, Lianco'nun hiç böyle bir problemi yokken ortaya çıkan bir durum vardı. Geçtiğimiz sezonun 30 küsür maçta oynadı Lianco. Son maçında 90 dakika oynamıştı. Döndü, hatta Beşiktaş imza atmadı, gitti. Hazırlık maçlarında oynamaya devam etti. Ama orada zaten sakatlığı var denilmedi. Bir risk var ortada denildi. Chamberlain'le ilgili de benzer bir durum yani ortaya çıkarsa aynı Lianco'da olduğu gibi imza atılmaz zaten. Çünkü kariyeri hep sakatlıklarla geçmiş. Belki olduğundan daha iyi noktada olabilecek bir futbolcuydu. Yetenek başka bir şey. Çok çalışkan bir oyuncuydu. Yani izlediğimiz o Arsenal döneminde de Liverpool döneminde de hep aynı oyuncu izledik. Yani çok çalışkan, dinamik, savaşçı bir oyuncu. Ama yani bakıyorsunuz kariyerine, 2000 yani 10 yıllık kariyerinde 169 maç kaçırmış ve çeşit sakatlıklarla. Dolayısıyla bu kadar sakatlık geçmişi olan bir oyuncu ile ilgili Beşiktaş sağlık ekibi ve kulüp tabii ki elbette detaylı bir kontrole sokacak onu. Öyle üstün körü olmayacak bu işler. Yani sonuçta imza atacağınız rakamlar, sizin bugün Chamberlain'in maliyeti 2 yılda aşağı yukarı imza attığı takdirde 6-7 milyon euro gibi bir rakam olacak.
Yani şimdi bu rakamları siz sokağa atamazsınız. Bugün neler konuşuyoruz? İşte 100 bin euroların, 200 bin euroların, 250 bin euroların pazarlığını konuşuyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla burada da bir risk var ortada. Ama bu risk tabii ki geçmişine bakarak söylediğimiz bir risk. Şu anki tabloda, mevcut durumda herhangi bir sakatlığı olmadığı söyleniyor oyuncunun. Zaten şu an ifadesi de bir tuhaf. Yani şu an zaten sakatlı olsa Beşiktaş almaz, öyle değil mi? Yani önemli. Ama sakatlık potansiyeli barındıran, çok sık sakatlanan bir oyuncu. İşte Lianco'daki gibi ya, bir ay sonrası, iki ay sonrası, üç ay, sezon tam devam ederken bir anda yani sezonu kapattı haberi almamak gerekiyor. Çünkü ona göre bir kadro planlaması oluşturuyorsunuz. Zaten mevcut kadro içerisinde Beşiktaş'ın bu tip geçmişte sakatlık yaşayan oyuncu sayısı, çok ağır sakatlıklar yaşayan oyuncu sayısı fazla. Şimdi Masuaku bunlardan bir tanesiydi ama tüm sezon oynadı. Bak Masuaku'da da aynı sorun vardı değil mi? Yani soru işareti vardı herkesin böyle aklında. Böyle çok oyuncu var. Masuaku var, Cenk Abubakar var, Gezal var. Abubakar demişken var. Mesela. Cenk, Abubakar, Masuaku bak. En yakın örnek. Evet. Masuaku geçtiğimiz sezon transfer edildiğinde hep diz problemi konuşuldu. Çünkü çok ağır iki kez böyle bir sakatlık yaşamıştı. Ama geçtiğimiz sezon tamamında oynadı. Hı hı. Bir problem yaşamadı. Evet. İşte bunun ön kontrolleri, bunun detaylı incelemelerinden sonra Chamberlain'le ilgili de Beşiktaş yönetiminin de vereceği bir karar olacak. Şu an imzaya geldi diyemiyorum. Görüşmeye geldi ama bunun sonucunda tabii ki bir imza çıkma olasılığı da yüksek. Sky Sport sanki imzaya geldi gibi verdi herhalde akşam. Beşiktaş'la anlaştı. Görüşmelere tabii buraya kadar ama geliyorsa. Ama bir oyuncu geliyorsa o haber çıkar evet, yani. Evet, gelip buraya tatil yapıp geri dönme ihtimali yok ama şöyle bir şey olabilir. Burada birebir sağlık kontrollerinden geçirip ona göre yapıp olabilir. Dediğin gibi yani Lianco yani tam olarak burada testlere geçmesine ama gitti buradan hemen maça da çıktı. Lianco gibi. Sakatlığı yoktu. Öyle bir de problem ona rağmen yani. Şimdi burada şu aklıma geliyor. Bu sözleşme dediğin gibi para artık çöpe atılacak paralar yok kulüplerde. Transfer yaparken inceleyip okuması lazım. Abubakar var bir sözleşme olur mu? Mesela bak o sözleşme çok önemli bir sözleşmeydi. Evet. Sonra Abubakar'ın bundan önceki geldiği dönemde Sergen Yalçın döneminde şampiyonluğa önemli bir katkı sağladı. Ama öyle bir sözleşme vardı ki o gün daha iyi bilir detaylarını. Sakatlanma riski, sakatlanırsa şu kadar maç sayısı, böyle bir sözleşme olabilir. Yani eğer 3 milyon, 4 milyon tabii yıllık ne kadar alacak detaylarını bilmiyoruz. Çünkü o kadar bonuslar vesaire çıktı ki şimdi artık. 3 milyonu bu imza parası dahil oluyor. Net yıllık ücreti bulmuyor. O zaman o 3 milyon euroyu net yapmak yerine Abubakar var bir sözleşme ben daha duygu oluyorum. Eğer böyle bir risk varsa ki o gün şimdi baktı, yorumlara da baktı yayına girmeden önce birçok şey var. Yani sakatlığıyla ilgili, geçmişteki sakatlıklarla ilgili. En doğru şeyin böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani maç sayısına göre mi ya da işte ilk 3 ay, 2 ay sakatlık yaşamazsa bu kadar olur, bu kadar maça çıkarsa belki ekstra bonuslar. Sanki bunlar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum bugün. Bilmiyorum bana katılır mısın yani. Abubakar'a yapılan sözleşme gibi bir sözleşme olursa yani. Yani onun detaylarını bugün işte yönetim onu görüşecek. Onu da işte kendisiyle. Oyuncu kabul sonuçta edecek mi? Öyle bir durum yani var. Yani elbette. Ama işte şu anda bir soru işareti yani şey olmuştur. Şu var. Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş taraftarını memnun eden, tatmin eden net bir şekilde o bir süredir içinde bulunduğu buhranı giderecek, hı hı, oyuncu değil. Açık ve net söylüyorum. İster kızsınlar, ister darılsınlar değil. Ya şu an ben bütün şeyleri okuyorum. Chamberlain'le ilgili. Kimse mutlu değil yani bu transferden. Beklenti başka. Sadece isimle ya artık biraz şundan dolayı, biraz tabii şundan dolayı. Ya bir önceki sezonda bir risk aldın. Delali riski. Yani şimdi yine mi risk alıyoruz duruma? Çünkü kötü örneklerle, bir iki sezondur böyle örneklerle gidiyor. İşte kariyeri düşüşte olan vesaire ya da sağ dışı problemleri olan ama toparlanmaya çalışan oyuncu. Bu tür risklerle gidildi. Yine benzer bir risk alındığı için bu kez daha farklı tabii ki sağ dışı değil ama sakat bazında. Yine mi riskli bir oyuncu? Peki. Şimdi bugün takip edeceğiz gelişmeleri değerli izleyenler. Muhtemelen bugün o beklenen görüşme yapılacak. Belki bir sağlık kontrolü de olabilir ve sonucunda acaba nasıl bir durum yaşanacak? Bunu biz de tabii ki yayınlarımızda paylaşacağız sizlerle diyelim. Ve şimdi Beşiktaş'a geri döneriz. Siyah beyazlıların gündemindeki diğer maddeleri de tabii ki konuşacağız programımızın içerisinde. Ama bugün çok önemli bir mücadele var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Şimdi biz de bu maçın ayrıntılarını konuşalım, maç önünü konuşalım. Maça doğru haberimizi bir izleyelim, sonra devam edelim. Evet, Galatasaray önemli bir mücadeleye çıkıyor. İlk iki
karşılaşmayı tabii hatırlayacak olursak ki zaten hep onun üzerine yorumlar yaptık Savaş. Beklendiği gibi geçmedi. Beklendiği gibi başlamadı aslında Galatasaray'ın Avrupa macerası. Turu geçmiş olsa dahi. Çünkü herkes çok daha farklı, çok daha iyi oyunlarla, çok daha tabiri caizse ezerek geçmesini bekliyordu Galatasaray'ın ama öyle olmadı. Şimdi Ljubljana maçında nasıl bir takımla karşılaşacağız acaba? Özellikle ikinci maçta yani. Birinci maçta hadi kaza oldu ama ikinci maçta... Suni için plan evet, hani Suni için takım hazır değildi. Kamptan dönüştü. Yorgunluk vesaire ama ikinci maçın hiç bahanesi olmayabilirdi. Yani çok riskli bir oyun vardı. Sonuçta 1-0. Evet 1-0 turu geçti ama eksikler var. Sezon başı olması ama bugün Galatasaray 2 Zalgiris maçından çok daha zor maçı çıkacak. Lucas Torreira'nın olması... Açıkçası birçok Galatasaraylı futbol severi taraftarı mutlu etmişti. Şu anda dün akşam Torreira'nın da bir hastalığı var galiba. Mide ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü maç saatinde belli olacak dedi Okan Hoca. Aldığım bilgilerde şu anda 2-3 günlük antrenmanda çok iyiydi. Çok formdaydı ve oynamak istiyordu. Ya yani Lucas Torreira tek başına şu anda eğer 2 Zalgiris maçında oynasaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Yani. Çünkü orayı toparlayıcı bir isim. Şampiyonluğun da en önemlisinden bir tanesiydi. Icardi ile beraber. Icardi de yok. Kadroda var ama muhtemelen Ricardo oynayacak. Sadece götürüldü. Belki çok yani sonlarına doğrulusu olur. Icardi'nin olmaması büyük bir eksiklik olur Galatasaray adına bugün. Çünkü Zalgiris'ten daha zor bir maç var. Yani Ljubljana'nın 5-6 hafta galiba ligde oynadılar. Daha evet. Çok koşan ve kanatları da kullanabilen, orta alanı da kullanabilen bir yapıya sahip. Ludogorets gibi şimdi, bir takımı da elediler. Tabii ki orada da favori elediler yani. Evet. Orada biraz moralli geldiler. Evinde oynayacak. Galatasaray ikinci tur için avantajlı bir skor elde etmesi lazım. Ama bunun için de iki maçta da özellikle Barış, Halil, Alenio o bölgede yeni transfer. İki maçta da bekleneni sergileyemedi. Bu maçta ona çok büyük iş düşecek. Abdülkerim o bölgede hataları kapatacağım diye kendisi hata yaptığı maçlarda çok belli bölümlerde. Bana göre son Zalgiris maçının en iyilerinden bir tanesiydi ama hata yapması da o sol bekin çok fazla ileriye çıkıp gelmemesinden kaynaklanıyordu. Nelson'un da kafa olarak tam olarak hazır diye. Belki ayrılmak istediğinden dolayı olabilir. Çünkü beklediği teklifler gelmedi. Kafa olarak bu sene gitmeyi düşünüyordu çünkü yurt dışına. Diğer taraftan... Herhalde kalmaya karar verdi ama öyle bir daha, şey söyledi Okan Hocam. Okan Hocam söyledi. Oyuncunun daha bu konuda çok şeyi var. Yani futbolcu şampiyonluktan sonra geçen sezonda sözleşme yenilikleri zaman 25 milyon euro serbest kalır maddesi varken bazen kulüpler biliyorsun bunları yaparken önümüzdeki sezon sana izin vereceğiz diye ama gelen teklifler de yeterli olmadı sürece. Bu sefer olmuyor bazı şeyler. Sonuçta kafa olarak biraz daha hazır olması gereken bir Galatasaray var. Fizik olarak da eksikler görünüyor. Bu maçta son Zalgiris maçının çok üzerine geçmesi lazım futbolcuların. Özellikle Mertens iki maçta da oradaki karşılaşmada İtfanya'da oyuna giriyor sonradan çeviriyor. Buradaki karşılaşmada çok şık bir gol. Oyun içinde toparlayıcı bir üstünlüğü var. O yüzden bugün Kerem'in daha iyi olması lazım. Barış'ın daha iyi olması lazım. Halil forvette başlarsa Halil'in daha etkili olması lazım. Halil çok pozisyon buldu. Cezasında duracağı yerlerde mesela zaman zaman çok arka planda olduğu yerler oldu. Pozisyon buldu yoksa yani önüne gelen toplar oldu. Bu karşılaşmada baktığımız zaman kadro olarak da Berkan, Sergio ikilisi iki maçta da çok kötüydü. Yani birinde Mitchell sonradan girdi ama bu Berkan, Sergio oynayacaksa ki eğer Lucas Torreira yetişmeyecekse burası. Benim açıkçası belli bölgelerde tereddütlerim var. Ama Galatasaray ilk maçtan iyi bir sonuç alıp dönmesi lazım. İkinci maça bırakmaması lazım. Birazdan 11 üzerinden de konuşuruz. Şimdi bizim hazırladığımızda bir 11 var. Seninkiyle de karşılaştırırız ama o gün senden de şöyle bir genel değerlendirme rica edeyim ilk olarak. Savaş abi az önce sayarken Barış daha iyi olması lazım. Halil daha iyi olması lazım. Daha iyi olması lazım diye giderken aslında Galatasaray'daki tüm oyuncuların İki maçta oynayan tüm oyuncuların daha... Kısa böyle daha iyi olması lazım. Doğru. Okan Hoca da dahil. Tamamının. Hatta Okan Hoca da dahil. Daha tamamının daha iyi olması lazım. Çünkü hiç iyi değillerdi. Zalgiris maçı... Şimdi özet görüntüleri izliyoruz değil mi? Kaç tane Zalgiris pozisyonu izledik? %100 net pozisyonu izledik. O kadar yeteneksizdi ki rakip. Hani onları sonuçlandıramadı. Biraz daha yeteneklisi karşında... Bu fırsatları verirse... Turlar ilerledikçe rakipler de zorlaşıyor. Şimdi bunun bir de playoff turu var geçilirse. Daha yeteneklisi karşında şimdi. Bu fırsatları tanırsan rakibine sürpriz bir sonuçta karşılaşabilirsin. Ve bu tür çift ayaklı elemelerde ilk maçta sürpriz bir sonuç alırsan
hiç ummadığın bir sonuç daha doğrusu alırsan, ikinci maçtaki zorluk bir o kadar artar senin için. Çünkü rakip kapanıyor. Şimdi Zalgiris maçı. Zalgiris kapandı. Kapandı. Bir tane evet. Mertens'in dış şutu değil mi? Bitti. Ama işte bu sezonun öncesi rehaveti mi dersiniz? Rakibi küçümseme olabilir mi psikolojik açıdan? Ya ister istemez yaşarsınız. Düşünseniz. Şimdi hayatın her evresinde vardır bu. Yani sadece futbolda saha içerisinde değil. Yani bütün spor branşlarına ya da mücadelenin, rekabetin ya da karşılıklı bir oyunun olduğu her yerde vardır bu. Rakibinin zaten çok düşük seviyede olduğunu görüyorsan çok rahat çıkarsın o sahaya. Çok kafanı vermezsin. Biraz lay lay lom tabiri caizse takılabilirsin. Galatasaray'daki ilk iki maçtaki oyuncuların belli bir kısmı, hepsini söylemiyorum, bazıları tam böyle sezona başlamış gibi değillerdi. Ha şu da var. Zalgiris maçındaki kadroya baktığımız zaman Galatasaray'ın 13. olduğu sezonda çok fazla oyuncusu var mesela. Bir kadroya bakın. Evet doğru. O kadroyu doğru, bir geri doğru. Sarın. O iki kadroyu yan yana koyun. O başarısız olan kadronun kopyası vardı büyük ölçüde. İsim olarak mı? Tabii tabii. Bir aç bak abi. 7 tane oyuncu vardı o kadrodan. Zalgiris maçına sahaya çıkan. Doğru Halil. Kerem, Morutsan. Morutsan. Yani. Ya Morutsan kulübede okuyor olanlarla beraber. Ya, oynayanlar, oynayanlar vesaire. Emre Kılıç falan mesela orada sadece kadroda olmak için gitti. Onlar ayrıldı ama oynayan olarak o kadar yoktu. Saha içinde baktığın zaman hani 11 oyuncusu olarak baktığın zaman o kadar yoktu. Sayarız vardı. Saça boy. Ha, o 11 olarak. Sayın 11 olarak ise. 11 olarak. Muslera'dan başlayacaksın zaten. Muslera ama Muslera tartışılmıyor canım. O tartışma değil. O başarısız kadrodan oyuncu sayısı çok fazlaydı bu eşleşmede. Berkan, Kerem, Halil, Barış, Boye, Muslera. Abdülkerim de. Kaç oldu? Abdülkerim yoktu. Geçen sezonda Abdülkerim. Yok bak şimdi Muslera. Sonradan da Morutsan girdi o maçta. Oynamadı mı? Oynadı işte. Sonradan girenler 11 arasında baktığın zaman. Yani... Ya işte senin o söze başlarken dedin ya hepsi ben 3 tane şampiyon kadro ölçüsü. Değildi onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ya, bir defa şu var. Şampiyon kadroda herkes şunu söylüyordu. Galatasaray'da kilidi açacak oyuncu her an her yerde var diyordu. Maç 90. dakikada bile olsa evet. Kilidi açabilecek bir oyuncu çıkıyordu. Kim çıkıyordu? Rashica çıkıyordu. Kim çıkıyordu? Icardi her an Kerem çıkabiliyordu. Çıkıyordu. Kerem çıkabiliyordu. Geriden işte atıyorum Sergio gelip atabiliyordu. Sacha Boey bindirme yapıyordu. Abdülkerim Bardakçı duran toptan çıkabiliyordu. Yerine giren oyunculara bakıyorsun. Keza aynı şekilde. Ama şimdi burada son maçın kadrosuna bakıyorum. Kulübede bile oyunu çevirecek oyuncu yoktu. Yani kulübede bile kilidi gelip açabilecek oyuncu yoktu. Giren çıkan dediği gibi Morutsan giriyor. Yunus giriyor. Forma şansı bulamayan oyuncular. Evet, hatta evet. Gitti denilen oyuncular var. Evet. Emre Kılıç kadrodaydı mesela hiç oynamadan. Ve sonraki ardından da Samsunspor'a gitti. Şu anda burada Galatasaray'ın kilit olmazsa olmazı Icardi ve Lucas Torreira. Şu maçta ikisi olsa ben Galatasaray bu tur alır gelirlerdi. Ama yani şimdi... Koskoca Galatasaray'ın da bu iki oyuncu olmadan bu kadar düşük seviyedeki rakiplere ama karşı sezon, bu kadar zorlanması ama sezon başı savaş? Şimdi sezon başı Lucas Torreira yok. Icardi yok. Rashica yok. En önemli oyunculara bakıyorum. Oyuncular ama sezon ortasında da olmayabilir. Çok önemli maçlarda da olmayabilir. Tamam. Ama Şampiyonlar Ligi ön eleme, 3. tur, 2. tur ve playoff tur olarak görüyorsun. Yani burada zaten zayıf rakipleri ama çok tehlikeli bir iş tabii ki. Yani elendiğin zaman bir anda bundan sonra oyuncular olsa bile şimdi Zaha anlatamazsın Tete. Taraftarlarına ya yani ki. Bu kadar kadro kurulmuş. Şimdi sen orada Mertens o golü atmasa berabere bitse maç penaltılara kalsa elensen ne olacak? Yani. Anlatamazsın. Bugün için de aynı şey geçerli. Riskli bir kadro. Okan Hoca'nın şu anda elinde Icardi oynatma gibi bir sihirli değneği olsa direkt oynatır. Lucas Torreira çok oynamak istiyor. İki gündür antrenmanla da çok istekliydi ama akşam son antrenmanda gerçekten ciddi ağrıları varmış. Mide baş ağrısı. Ve şu an sabah zehirlenme gibi bir şey mi acaba? Olabilir. Gıda zehri çünkü hem mide hem baş ağrısı. Bu genelde gıda zehirlenmesinden olabilir. O yüzden eğer Lucas Torreira yoksa sıkıntılı. Savunması da Galatasaray sıkıntılı çünkü. İki maçtır savunmada da. Yani yeni takım. Şu sol bekte Alan Yun'un olması. Halil dediği gibi yeniye bile koymak istemiyorum. Çünkü bu takımı bilen bir oyuncu. Daha önce beraber oynadığı oyuncular var. Biraz daha üzerine koyması lazım hepsinin. Okan Hoca'nın da dahil yani burada. Gerek oyuncu değişikliğinde gerek kenardan müdahaleleriyle. Var mı ekleyeceğim şey? 11'e bakalım mı? Yani 11 üzerinden değerlendirelim. 11 üzerinden değerlendirelim. Rica ederim arkadaşlarımızdan. Bakalım bugün Okan Buruk nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Tabii maç saatinde değişebilir. Şimdi Savaş'ın 11'iyle de karşılaştırırız. Farklılıklar olabiliyor bazen. Muslera, Boye, Nelson, Abdülkerim, Angelinho, Berkan, Oliveira,
Barış Alper sağda, solda Kerem, Mertens ve Bakan bu. Senin 11'in nasıl Savaş? Bir forvet konusu. Önde mi? Evet, sen? Forvette Bakan bunun da tam Halil'i olarak hazır olmaması. Halil formsuz, Bakan bu hazır değil. Barış Alper orada oynarsa ha, bu sefer Alper kanata kimi koyacak? Bak Okan Hoca o kadar çaresiz ki. Şimdi diyoruz ya, Bakan bu oradan çıkardın, attın Barış'ı oraya. Bu sefer oraya Yunus'u koymak zorundasın. Yunus formsuz. Yunus da mesela şu anda İspanya'dan falan teklifler aldığı konuşuluyor. Ama iki maçta da baktığın zaman özellikle son maçta oyuna girdi. Hala o sıçramayı bir türlü yapamadı yani. O beklenen etkiyi, beklenen patlamayı. Adana Demirspor formundan çok geride kaldı. Barış Alper'i mecbur oraya koymak zorundasın. Maça öyle bir başladı ki Zalgiris maçında. O 3 numara sol bekleri vardı bir tane. Hemen ilk pozisyonda daha maçın başında kart aldırdı. Dedim ben bu kırmızı kartla tamamlar maçı. Allah'tan sonra hafife bastı yani. En ufak bir ikili mücadelede kart görebilirdi. Barış çok etkili bir oyuncu. Okan Hoca belki Barış'ı da son anda forvete atabilir. Çünkü ama bu sefer de şöyle bir şey var. O gün iki tane forvetim var. Birisi Halil, birisi Bakan bu. Ya iki forvetim varken Barış'ı orada oynatılır mı düşüncesi var. Ama bir net santrfor aradı sanki Galatasaray iki maçta. O yüzden Bakan buyu çağırıyor ama olabilir. Bakan bu kadar yani hazır olması şöyle yani. Ha, atarım top gelir diyorsun. Atar gibi. 45-50 dakika çıkaracak durumda da değil mi? Oyuna girdikten sonra izlediğim ara koşuları falan çok iyi. Fit bir görüntüsü var ama maç eksiği var çok belli. 45-50 dakika ben de oynatırım. Maç eksiği şöyle 90 dakika oynasın diye eğer değil. Eğer Bakan buyla yani başlarsa kadro bu olur. Şimdi 60 dakika oynayabilirse bir oyuncu ben 11'e zaten yazarım adını. Geri kalan 30 dakikada da baktım temposu düştü, dinamizmini kaybetti, nefesi yetmiyor artık. Ya ihtiyaç varsa koşuya. Son 10 dakikada belki Icardi bile alınabilir yani oyuna. Yarım saatte, kalan yarım saatte önemli olan maçın başına bir skor avantajı yakalamak değil mi? Sonrasında da yorulan rakibe karşı biraz daha hızlı tempo koyacak. Halil Derviş onu koyarım mesela atlarım. Ama ben sıkıştığın anda Icardi'yi 10 dakika atarsın. 10 dakikada bile sana bir tane uzaktan şutla ya da işte girip golünü atabilir. Bakan bile başlarsa kadro bu olur. Yani peki şimdi Barış Alper Yılmaz'ı çünkü başka türlü değerlendiremez. Bu kadroda ön tarafta eli biraz sıkışık diyoruz Okan Buruk'un da. Şimdi arkaya da baktığımız zaman Anelinho öne çıkıyor gelmiyor. Kerem zaten çok savunmaya yardım eden bir oyuncu değil. Sasha Boy öne çıkıyor. Abdülkerim Nelson ikilisi şu an geçen sezonki formlarından biraz uzaklar. Torreira çok... yok. Şimdi takım savunmasını nasıl yapacak Galatasaray? Oliveira ile bir kere Berkan'ın yerini bir değiştirmemiz gerekiyor burada. Neden? Çünkü Berkan Kutlu burada Angelinho'nun boşluğunu dolduracak arkadaki oyuncu olacak. Yani ileri evet, orada bir savunmayı toparlayacak biri. Sergio Oliveira değil bu. Sergio Oliveira Torreira ile oynadığında sol iç gibi oynuyordu ama Berkan'la oynadığı zaman sol iç. Berkan sağ iç Oliveira olur. Burada oradaki boşluğu dolduracak oyuncu da ileri çıktığında sol bekiniz kim olur? Berkan Kutlu. Çünkü Oliveira'dan bunu kimse beklemez değil mi? Düşsene Oliveira savunma yapmasını bekliyorsun. Var mı böyle bir şey? Yok. Yani Anelinho'dan bekleniyor. Maçın nadir anlarında yapar. Beklenen ama Anelinho'da şu var. Ama çok fazla ileri çıkan ama o temposunu ya maç içerisinde zaten Anelinho'nun özelliği bu ama hücum bek ve ileri çıktığında çok fazla geriye dönme yani, gücü yetmeyen bu oyunculardan. Ama bu bilinerek transfer yapıldı. Bak geriye dönme gücü yetmeyen oyunculardan. Onu orada bir alanı nasıl sağlarsınız? Çıktığı mevkiyi birisi kapatacak ki geriye dönüşünü onun daha yavaş olduğunu bildiğinizden dinlenerek geri gelebilecek. Ha, ama bunu sürekli olarak gidip şöyle bir şey var. Sete yerleşmeden sürekli çıkıyorsunuz ileri. Bir orta açıyorsunuz. Rakip alıyor. Geri dönüyor. Hop bir daha 90 metreye geri koşuyorsunuz. Bir daha ileri çıkıyorsunuz. Bir daha. Buna kimsenin gücü yetmez. Ama oyun Angelinho üzerine oyun olursa bu görüntüleri bu sezon çok izleriz. Angelinho'nun kimse savunması yok diye eleştirmesin. Ya bu zaten biliniyordu. Bakıyorum şimdi i̇lk maçtan sonra ilk günden itibaren biliniyordu. Transfer edilirken de bu konuşuyorduk. Tabii. Burada önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşanırsa ya işte böyle deme lüksü yok kimsenin. İlk daha adı geçtiği itibaren izlediğimiz maçlarda istatistiklere baktığımız zaman bu oyuncunun asistleri var. Ama savunma yönü zayıf. Son 3 senedir Galatasaray'da en büyük sıkıntı sol bek. Kaç tane isim geldi oraya. Geçen sene de şampiyonlukta sol bek sıkıntısına rağmen Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi o zaman Kazımcan'ın aynı özelliği Kazımcan'da var. Kazımcan da mesela bindiriyordu. Savunması zayıf diyordu ki en son Fenerbahçe maçında olağanüstü başarılı işler yaptı. Yerli kontenjanda düşündüğümüz zaman yine Kazımcan buraya önümüzdeki maçlarda düşerse benim için sürpriz olmaz. Şimdi Berkan'la Oliveira ben iki maçta da Berkan'ı hiç göremedim. Özellikle son maçta. Maç boyu burada bizim yayınımız vardı. Son Zalgiris maçında. Yani oyunda var mı yok mu belli değildi. Yani önüne böyle bir fırsat bundan gelmiş. Önceki, nasıl ama önceki senelerde Berkan. Fenerbahçe maçları, Beşiktaş maçları, o Mitro ve Lucas Torreira'nın olduğu maçlarda çok
iyi işler yaptı. Yani Berkan da demek ki kafa olarak hazır değil ya da hazırlamamış kendini. Ya şu bir fırsat. Bak Galatasaray bölgeye transfer arıyor. Lucas Torreira'nın yanında bir isim daha alınacak. Oyna. Mitcho da Berkan da ikiniz için bir fırsat. Ben Mitcho'ya geldiği zaman çok beğeniyordum. Mitcho'da da çok büyük gerileme var. Yani bugün oynamayacaksan ne zaman oynayacaksın Berkan? Sergio bugün oynamayacaksan ne zaman oynayacaksın? Sergio da kez aynı şekilde 68-70'te galiba Okun Hoca oyunu aldı mesela onu son maçta Zalgiris maçında. Burada neresi güven veriyor dersen valla bana Mustera yıllarca Galatasaray'a güven verdi. Son maç üzerinden dedin ya biraz önce herkes diye. Mustera da mesela bir iki tane çok hatalı şutlar yaptı. Valla bana şu kadroda yine en çok eleştirilen Mertens güven veriyor. Mertens'in, en çok o veriyor yani Mertens'in tecrübesiyle. Mustera'yı dışarıda bıraktığımız zaman sahanın en yaşlı oyuncusu. 35 yaşta. Yani burada en yaşlı, en tecrübeli oyuncu. Sahada nerede duracağını biliyor. Evet. Boş koşular yapmıyor. Topu aldığı zaman riskli hareketler yapmıyor. Şimdi o yüzden ben bugün Galatasaray'ın çok rahat iyi bir skor alması lazım. Ama üstüne basarak söylüyorum birçok futbolcunun, Sacha Boey da dahil. Hani hangi bölgeye nereden bakarsak bakalım Mertens'in bile üzerine koyması lazım. Mertens de biraz daha olağanüstü işler yapması. Çünkü Mertens aynı pozisyonu bir daha çalışarak atılmış bir gol. Ben burada o gol aldığı zaman bu gol boş gol değil çalışarak atılmış bir gol dedim. Belki aynısını Beyzer'in ligine yapacaklar ya da farklısını yapacaklardır. Bakambu'yu merak ediyorum. Bakambu 11'de başlarsa istediği topları da alırsa. Çünkü Barış Alper Yılmaz ve Kerem tarafından iyi toplar gelmesi lazım. Ortadan da Berkan Oliveira. Abdülkerim Nelson ikilisi geçen sezonun aslında gerisinde değil. Hep öyle. İki maç oynadık daha. Geçen sezonun gerisinde nasıl diyebiliriz ki? Hayır şöyle şimdi bu kadar birbirine alışık iki stoperin makine gibi başlamasını beklersin belki normal şartlarda. O görüntüden uzaklar. Ya, milli takıma gidildi. Milli takımdan dönüldü. Takımla beraber tam olarak çalışmadı. Bunlar belki bahane değil ama Angelinho'nun olduğu bölge gerçekten sıkıntılı bir bölge. Yani Galatasaray üçlü oynamıyor. Gittiğin zaman geri gelmiyor. Sol bekiniz Abdülkerim ben sürekli bir kanat oyuncusu gibi gördüm. Abdülkerim'e bak iki maçta da Zalgiris'in son maçında kaç defa ileride gördüm. Kanat bölgesi neredeyse ortaya hatta ilk maçta attığı goller duran toplarda tamam ama orada Angelinho'nun arkasını toparlamak için çok fazla ileri çıktı. Dolayısıyla hata yapan bir oyuncu konumuna geldi. Hala şu anda baktığımız zaman Nelson Abdülkerim ikilisi ben güveniyorum ama o bölgenin biraz toparlanması lazım. Lucas Torreira'nın da gelmesiyle beraber çok fazla eleştireceğimiz bir şey olmaz gibime geliyor. Yani o Torreira çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'da çok değişmez bir kural olma yolunda gidiyor. Her sezon öncesi ilk önce sol bekin konuşulması. İşte ben onu söylüyorum. Doğru, evet. Lig bitmeden bak seninle yaptığımız yayınlarda da Galatasaray ama bir transfer açıklayacaksa. Ama o zaman yani savunma yönü güçlü bir sol bek o zaman. Kimse bak onu söylüyorum yarın bir gün eleştirmesinler. Bu futbolcuyu alan yönetim, yöneticiler bunun bu açını biliyordu zaten. Arkada da Abdülkerim her zaman bunu toplarlayamaz. O zaman Abdülkerim günah keçisi ilan edilir. Yani biz Angelinho ile ilgili şöyle söyleyeyim Savaş sana. Hiç savunmasını konuşmadık. Asistlerini konuştuk, gollerini konuştuk. Biz Angelinho'yu bir bek gibi değil. Sol açık gibi konuştuk olarak çok yani. Yetenekli ama bir oyuncu zaten. Galatasaray hücum üçlü savunma oynarsa belki olabilir. Bak o zaman farklı olabilir. O zaman farklı konuşabiliriz. Ama bu sistemde Angelinho Galatasaray'a hatalar yaptırabilir. Abdülkerim'i de günah keçisi ilan edebilir. Geçen Güvenç Hoca ile yaparken Güvenç Hoca sürekli Abdülkerim'in hatalarını söylüyor. Bu şartlarda Abdülkerim sürekli hata yapar. Biraz şöyle, savunmanın önünde oynayacak ikili de burada önemli olacak. Orada biraz alanı tarayabilecek, yani nedir bu? Angelinho'nun olduğu boşluğu tarayabilecek bir oyuncu. Oliveira bunu yapabilecek, ya hücum yönü çok yetenekli. Aynı benzer ama işte. Oliveira çok yetenekli bir hücum oyuncusu, kilit çözer, derine paslarla birlikte sizi çıkarır, rahatlıkla. Çok kilit pas, asist, her türlü size duran top kullanma, bunları sağlar. Ama savunmada yapamıyor bir şey değil mi? Şimdi burada Torreira geldiği zaman yanında da Galatasaray'da şu an konuşulan oyunculara bakıyorum. Hep böyle Oliveira'dan ayrışan bir tarafı var. Savunma yönü de iyi. Ryan Gravenberch mesela konuşuluyor değil mi? Evet. Savunma yönü de iyi olduğu için. Galatasaray merkez ikilisinin böyle olması gerekiyor ki arkadaki iki bekinin de çok hücum beki olduğunu düşünürsek oradaki boşlukları kapatabilsinler. Boey'in Angelinho'dan farkı şu, gittiği zaman geri gelebiliyor. Ya, o da mesela orada çok mesela gittiği ama gittiği zaman aynı benzer dozda geri dönüş, evet. geri koşu atabiliyor. Gelemediği zaman kim kapıyor orada? Rashica oynadığı zaman Rashica'nın orada savunması da olduğu için Boya'ya da güven veriyor orada. Zaten şu an bence Galatasaray'daki temel problem o. Rashica. Şu an Galatasaray'ın hücum hattının bu değil. Galatasaray takımı bu değil. Bu Galatasaray'ın idareten olan kombine. Evet. Galatasaray'da santrafor değişecek. Icardi. Merkezde Torreira'nın yanına oyuncu bakılıyor. Belki Kerem bile değişecek yani. Merkezde biri değişecek. 10 numara işte. Da bakılıyor. Yani şu hücumdaki orta saha ve hücumdaki transfer devam ediyor. Ama yerli. Yerli konusunda Kerem Demirbay var, başka bir Kerem var. Belki kaleci. Yani bu sezon kimse
yerli olarak şu yerli oyuncunu yarım garanti diyemez. Şimdi orta saha ve hücumda Galatasaray'ın 6 oyuncusunun 5'inin yeri garanti değil. Hatta değişecek oyuncular gözüyle bakıyoruz değil mi? Mertens, Barış Alper, Oliveira, Berkan ve Bakan bu özelinde konuşuyor. Kerem'i bir tarafa bıraktık şimdi. Ama yerine gelecek oyunculardan özellikle ön dörtlüye baktığımız zaman Icardi, şu an kim var Galatasaray'ın sağ kanadında? Transferleri gerçekleşmek üzere olan bir isim diyelim. Tete diyelim. Onun dışında Mertens yani Zaniolo mesela ya da bir on numara konuşuluyor. Hepsinin hücum yönü çok iyi ama savunma yönü çok kötü. Galatasaray'da savunmayı sadece arka dörtlü ve artı Torreira mı yapacak? Eğer böyle olursa evet sizin ligde belki kurtarabilirsiniz. Sorun değil arada... ama Avrupa'da bu şekilde mücadele edemezsiniz. Ama işte oraya bir 8 numara yani o Torreira'nın yanında oynayacak olan yine bir defansif özelliği olan ofansif olan fark bir oyuncu. Fark etmez abi. Ön dörtlüden savunma desteği alması şart. Rashica bu konuda çok önemli bir isim. Ben mesela şaşırıyorum şu an. Yani Galatasaray herhalde Tete ile anlaştı. İmza attıracak. Onu bir konuşacağız. Evet onu bir konuşalım. Hatta şöyle konuşalım. Şimdi maçla ilgili eklemek istediğiniz özellikle bir detay yoksa Galatasaray'a bir başarılar dileyelim öncelikle. Sonra kadro planlamasını konuşalım. Çünkü gerçekten çok fazla oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi geleceklerle beraber Okan Buruk aslında bu kadroyu nasıl idare edecek? Bunu da konuşmak lazım Savaş. Şimdi dün mesela Mertens basın toplantısında biraz mesaj da verdi. Ben kendimi hala 25 yaşında hissediyorum dedi. Ben zaten dedi haftada 2 maç oynamaya çok alışığım dedi. Benim bütün kariyerim böyle geçti. O yüzden ben bunlardan çekinmiyorum şeklinde. Aslında biraz hani yerime birileri geliyor olabilir ama ben bu formayı kolay kolay da vermem mesajını da verdi herkese. Ben onu değil de ben özgüven... Kerem'in yeri garanti değil diyoruz. Bu kadroya işte daha gelecek. Ya bak burada aslında baktığın zaman şu biraz daha ilerleyse mesela şimdi Kayseri Spor deplasmanı olacak. Ligde de bir görelim mesela takım işte o 3 tane yerli kimler olacağını tekrardan bakacağız. Ama Mertens şundan özgüven. Ve gerçekten de şu anda 2 maç oynandı. Hazırlık maçlarına baktığın zaman takımın en iyisi. Evet. Bir de Mertens saha içi karakteri de saha dışı karakteri de takımdaki en iyi isimlerden bir tanesi diyebilirim. Sorunsuz futbolcu. Özgüven var, işini yapıyor. Evet. Flore'deki çalışanlar, takım arkadaşları, geçen seneki şampiyonluktaki biz Icardi diyoruz, Lucas Torreira diyoruz ama baş mimar, idare anlamında takımdaki en sempatik, en belirleyici isim Mertens'ti. Bugün de o teknik heyete Gözdağ değil de ben kendime güveniyorum. Hayır, Gözdağ olarak değil. Şöyle, yani gelen, iddiasını ortaya koyuyor. Bu nedir? Özgüvendir. Tabii. İşte iki maçta da gösterdi. Sahada boş koşuyu sevmeyen, yalancı koşuyu sevmeyen, kontrollü yapabilen, bunu yapan çok az futbolcu vardır mesela. Drogba da bunu çok iyi yapıyor. Icardi de bunu çok iyi yapıyor. Mesela alıp boş alanda koşuyor. Evet. Bakanlığa baktım mesela. İlk maç, evet maç eksiği var. Çok aralara koşmaya çalışıyordu. Böyle yaparsa mesela, 20 dakikada tabii kendini göstermek istedi. Aralara girebilen bir oyuncu. Ben Mertens'in açıklamalarını müthiş bir özgüven olarak görüyorum. Ve bir değil iki senede oynar bu gidişte yani. Son senesi. Son senem ama çok kolay kolay o formayı çok iyi bir vermek onlara... istemeyecek. Şimdi ben Kerem Demirbay mı Mertens mi? Kerem Demirbay'ı daha henüz görmedik ama. Görelim. Bak şu anda ismi de bildirilmedi. Ufak bir Kerem Demirbay'ı ben ilk kez Galatasaray'da izlemeyeceğim ya abi. Almanya'dan biliyorum. Ama son halini bilmiyoruz. Niye? Ben geçen sene de izledim Kerem Demirbay'ı. Kerem Demirbay ile Mertens arasındaki... Kerem ile... Ama şimdi şöyle... Okan Hoca ne oynatacak bu takımı? Bunu biliyor muyuz? 4-1-4-1 mi oynatacak? 4-2-3-1 mi oynatacak? Kerem Demirbay'ın rolü ne burada? 8 mi oynatacak? 10 mu oynatacak? Tamam. Valla ben herkesin rolünü çok merak şimdi ediyorum. Neden? Yani kanatlarda şunu söyleyeceğim. Kim olacak? Hücum açısından Mertens, Kerem Demirbay'dan çok 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 daha yetenekli bir oyuncu. Bu ayrı bir şey. Kerem Demirbay daha dengeli bir oyuncu. Galatasaray'ın orta sahasına sanki denge lazım. Yani iki yönü de biraz idare edebilecek. Şimdi hep bir yönünü olan oyuncular konuşuyoruz. Sergio Oliveira hücum, Lucas Torreira savunma, Mertens hücum, Kerem hücum. Hep böyle konuşuyoruz değil mi? Ama iki yönlü oyuncusu Galatasaray'ın kaç tane var? Kimi konuşuyoruz? Elinde var Kerem Demirbay. Bunu oynar merkezde. Ama Zaniolo yani yine hücum, savunma yok. Tete gelecek deniliyor yine hücum. Yani Galatasaray evet ligde mevcut kadrosu zaten çok işler yapar. Buna itirazım yok. Ama siz Şampiyonlar Ligi arenasına gittiğiniz zaman bu kadro yapılan, bu mevcut kadroyla diyeyim. Şimdi konuşan bazı çok önemli isimler var. Mesela Saul Niguez tam böyle bu kadronun ihtiyacı olan oyuncuydu. Ya da Ryan Gravenberch olabilir. Bu kadronun ihtiyacı olan oyuncu. Paredes. Bu kadronun ihtiyacı olan oyuncu net bir şekilde. Transfer yapıldı ama başka şeyleri konuşuruz.
ya da Rashica gelse. Ama mevcuttaki şu anki kadroda yarın Şampiyonlar Ligi grup maçı oynasanız çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Şampiyonlar Ligi kadrosu zaten daha henüz tamamlanmadı. Şu anda bir de gelen oyuncular hemen oynayamadı. Önemli olan da o zaten yani. Gelip. Peki Savaş, kadro tamamlandığında şimdi çok fazla yıldız oyuncu oldu. Kim nerede oynuyor? Mesela sen nasıl yapıyorsun oradaki planlamayı? Ya. Bunu biraz oyuncuları tek tek yerleştirelim. Şimdi Okan Buruk'un işi çok zor olacak. Ben şunu merak ediyorum. Çok özür dilerim. Merakımdan Savaş abiye sormak geçen istiyorum. Geçen sene de aynı şeyi söylüyorlardı. Ben de dahil mesela Okan Hoca'nın işi çok zor diye. O kadroyu idare etti. Bu sene biraz daha genişletildi. Daha fazla oldu. Daha fazla alternatif. Ama yani. Yedek kulübesinde o kadar şey oyuncu yoktu Galatasaray. Mata vardı. Zaten Mata'nın hani Mata son demleri... Mata problemle çıkarmıyordu. Hayır, zaten Mata'nın evet. son demleri olduğunu herkes evet, biliyordu. Evet. Onun dışında yedek kulübesine çeken Gomis vardı. Gomis'i de herhalde yedek kulübesi için almıştı. Seferovic başlangıç için söylüyorum. Yine yedek kulübesi oyuncusu diyor. Ama bu sezon yedek kulübesinde oturacaklar dahi ilk 11 oyuncusu kıvamında. Ben sadece şunu merak ediyorum. Okan Hoca dün kendisi söylemedi mi? Milot Rashica'yı almak istiyoruz. Evet. Alacağız hatta evet, yani. Evet. O olacak gibisinden. Bir önceki Zalgiris maçından önce de yapmış. Aynı şeyi söylemişti. Ve dün Galatasaray Tete'yle anlaştı. Evet, o zaman Tete'nin buradaki rolü ne? Şimdi onu da konuşmak lazım. Dün bu arada hatırlatalım izleyicilerimize de Fenerbahçe önce bir açıklama yaptı. Tete bizim gündemimizde değildir diye. Arkasından Tete İstanbul'da olduğuna dair Icardi'nin gol sevincine Ataköy'den bir fotoğraf paylaştı. Icardi'nin gol sevinci emojisiyle birlikte ve hukuki bir sıkıntı olmaması durumunda da zannediyorum imzalar atılacak Savaş. Bu sezon ilginç bir transfer süreci yaşanıyor. Hakikaten Fenerbahçe Tete ile ilgili görüşmeleri yaptıklarını fakat anlaşamadıklarını açıklamasından sonra herhalde Galatasaray dedik ve çok kısa sürede yaptığımız araştırmalarda Galatasaray'la anlaştığı şeklinde haberler. Hukuki süreç Ukrayna'da yaşanan süreçten dolayı son senelerinde kiralanabiliyor ama 6 aylık bir sözleşmesi kalmış, serbest kalır ibareleri araştırılıyor. Hı hı. Yanlış bir şey yapmamak için. Eğer burada bir prosedürde hukuksal anlamda bir sıkıntı olmazsa bu transfer gerçekleşir. Dediğin gibi Rashica'yı bu kadar isteyen bir teknik heyet, Okan Hoca. Geçen maçta da söylendi. Tekrar soruldu. Bugün yarın bitti haberleri. 10 milyon eurolardan başladı pazarlık. 5,5-6 milyon eurolara artık el sıkışılmıştı. Ve ben bu haftanın da olabileceğini düşünüyordum. Tete'nin gelmesiyle beraber Zaniolo'nun ayrılabileceğini düşünüyorum. Rashica bir daha olursa öyle çok lüks olur herhalde. Yani tekrardan bir daha Rashica gibi bir oyuncuyu tekrar kadroya katarsa. Bu transferler tamam ama beni hala düşündüren savunma. Yani transferler yapılıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Nelson hala kalacak mı gidecek mi belli değil. Çok hücumcu bir kadro var senin de söylediğin gibi. Savunma yönü eksik olan bir Galatasaray var. Ben şu anda Nelson ve Abdülkerim'in yanında bir Kaan Ayhan var gözüken. Bir de Emin Bayram var. Emin Bayram'ın geleceğinden ben çok umutluyum. Çok iyi bir savunmacı olacaktır. Savaş, ama Kaan Ayhan o kadar mı güven vermiyor da Galatasaray bir stoper daha arıyor? Neden Kaan'a güvenip yola devam etmiyor bu konuda? Kaan Ayhan, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Nelson. Yani burada yapılmayacaksa sayısal olarak bir sıkıntı yok. Çünkü transferi biliyorsun çok günler değil, yıllarca, 4 senedir Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon arasında gidip gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Milli takımda da uzun yıllar forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Güvenip verip vermediğini önümüzdeki günlerde bakacağız. Ama oraya bir yabancı transfer. Şampiyonlar Ligi. Bak, az önce vurgu yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde eğer Galatasaray yer alacaksa, bugün kazanması halinde bana göre avantaj elde eder. Gruplardan çıkması halinde. Oraya bir oyuncu sart. Sergio Ramos ismi geçiyor. Sergio Ramos hani hakikaten oraya cuk oturur. 37 yaşında da 38 yaşında da olsa hazır bir oyuncu getir oynasın. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde eğer varsan bu paraları da bu kadar transferlere veriyorsan oraya Sergio Ramos'u koyarım. Nelson Abdülkerim mi olur? Abdülkerim Sergio mu olur? İkisi yabancı mı olur bilmiyorum. Ama Kaan Ayhan'ın stoperinin dışında başka maçlarda oynamışsın. Yerli statüsünde olduğu için bu kadar mı güven vermiyor dersen yani hedef Şampiyonlar Ligi ise oraya bir tane çakı gibi bir tane stoper lazım. Peki o yıldız orta saha kim ön planda şu anda? Hep söyleniyor ya çok ünlü bir dünya yıldızı orta sahaya gelecek. Bir türlü vallahi ama ismini öğrenemiyoruz. Çok isim az önce Bayern Münih'ten Gravenberg isim verdi. O çok önemli bir isim. Çok zor bir transfer bence. Müthiş zor bir transfer. Paredes Galatasaray'ın isteklerinin çok üzerinde bir talebi vardı. Şu anda o Arabistan piyasasıyla falan yükselttiler. Paredes şu anda bekleneni bulamadı. Ben geldim diyebilir Galatasaray'a. O zaman da Galatasaray'ın
bütün istediği şartlar oluşabilir. Galatasaray bir teklif yaptı. Hatta lig bitmeden Paradez ismini duymuştuk. O gün hatırlayacaksın. Daha şampiyonluk bile garanti değildi. Evet, Galatasaray sezona Paradez'le başlayabilir gibi. Uzun süren bir pazarlıklar, karşılıklı istekler. Galatasaray'ın istediği vardı. Şimdi kapı çaldı ben geldim diye. Galatasaray bu konuda... 6-8 oynayan bir oyuncu neden şu an çok acil, önemli? Bugünkü maça bakalım. Lübnan'a oynayın. Başka bir takımla oynayabilirdiniz. Daha zor bir eşleşmede, playoff turu vesaire. Çok daha zor bir takımla oynayabilirdiniz ve Lucas Torreira yok. Hı hı. Ne düşünecektiniz bugün? Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira ile maça çıkarken. Ya direkt orada bir sorun yaşayacağınızı düşünürdünüz değil mi? Bir tur sonraki ya, rakiplere bakalım. Burada sadece içini ferahlatan biraz eşleşmenin Olimpia Ljubljana olması. Kimse de sağa sola kaçmasın. Yani Ljubljana olması. Ama bir an önce işte o takıma alışma süreçlerinden vesaire bahsediyoruz ya. Daha geçen sezon bu takımda forma giyen Icardi sonuç itibariyle kamp yaşamadan geldiği için tekrar takım hazırlık süreci geçiriyor. Onun dışında bakan bunun bir hazırlık süreci olduğu söyleniyor. Hep böyle hazır olmayan oyuncular ya da takıma alışması gereken oyuncular diye bir tabir var. Öyle değil mi? Şimdi aldığınız transferi de hemen tak ertesi hafta oynatamıyorsunuz. Bir an önce bence Galatasaray'ın temelde sorunun çözmesi gerektiği nokta Torreira'nın yanındaki oyuncu belirlemesi. Bunun Sergio Oliveira olmayacağı kesin çünkü Galatasaray'ın transfer gündeminden. Gravenberg İtalya'dan çok fazla talibi var. Ve bahsettiğimiz talipler de şey değil yani. Böyle Torino, Bologna, Genoa falan değil tabii yani. Tabii tabii evet. İşte Napoli'den tutun. Liverpool söyleniyor. Napoli'den çok zor tutun. Inter'e kadar talip olduğu söyleniyor. Zor ama ben Galatasaray'ın gündemindeki diğer isimlere baktığım zaman da yani çok aşağı kalır böyle hani ya bu A sınıf bu neden C sınıfı dediğiniz bir oyuncu yok. Hepsi yani çok kaliteli oyuncu. Leandro Paredes. Aynı şekilde Nübez galiba olmamış. Fred var. Fred ya bunlar hep böyle şu anda hazırda olan. Ya oraya A sınıf bir oyuncu olacak kesin işte Galatasaray. Paredes bu olursa, da kolay iş değil elbette. Paredes olursa hani hakikaten iyi olur. Çok iyi olur. Gecikmiş bir transfer demen az önce söylediğim gibi. Yani istekler karşılıklı bir anda 8 liralık futbolcu 5 lira olabiliyor. Oliveira gitmek ister mi o zaman? Kesin. Problem çıkarttığı söyleniyor çünkü yedek kalırsa. Ve hep gitmek istediği söyleniyor. Oliveira'ya şu anda kalan Galatasaray'da 3 yıllık sözleşmesi var. Aldığı para da belli. Gitmek istiyor. Ben olsam hemen yollarım eğer gerçekten öyle bir şey varsa. Gelirken de söyledim. Varsa dediğin hep öyle olmuş kariyeri boyunca. Yerine biri alındığı anda gitmiş Allah oyuncu. Allah'ın kariyer geçmişini bir açsana aşağı inemiyorsun. Bak. Sebebi tekrar o. Söylüyorum. 4 yıllık sözleşme yaptı. Oralarda hep 2 yıllık sözleşme. 2+1'lik. Galatasaray'da gelirken 4 yıllık sözleşme aldı. Ciddi de bir yıllık ücret alıyor. Eğer gitmek istiyorsa dedikleri gibi İspanya'dan, İtalya'dan, hatta Arabistan'dan tekliflerin olduğu söyleniyor. Hemen gönderirim. Önümüzdeki yıllarda bir Feghouli gibi, Belhanda gibi bir sıkıntı yaşamayacak istemediğim için diyorum. Bilmiyorum o gün. Yani 3 yıl daha var ya bu seneyle beraber. 3 yılı var. Tertemiz bir 3 yılı var. Galatasaray ne çektiyse bu 4 yıllık 5 yıllık sözleşmelerden çekti. Sergio Oliveira transfer edilirken dedim evet iyi transfer olabilir ama 4 yıl çok. Adamın geçmişine bakın ya 4 yıl kaldı bir sözleşme yok 4 yıl aldı. Evet. Hep, yedek kaldığında hep ayrılmak isteyle gidiyor. En fazla 2 yıla 1 yılda gidiyor. Şimdi yedek kaldığında ayrılmak istiyorsa orada merak ediyorum bu paralar alabiliyor muydu? 2,5 milyon eurolar, bonuslar vesaireler. Öyle bir isteği varsa üzmem yani hemen orta yolu bulmak ya, değil. En iyi şekilde yollarım. Bu arada çok eleştiriyoruz ama ben de geçen sezon Okan Hoca'nın ona verdiği rolü iyi icra eden oyunculardan bir tanesiydi. Verdiği rol çünkü çok savunmadan ziyade işin hücum tarafında kilit çözmesiydi. Bunlar da zaten kadro da iyiydi. Çok bunları da yaptı. Ya. Biraz orada Torreira'nın da etkisi var tabii ki. Şöyle rahatlatan tarafı. Torreira o kadar iyi bir savunma performansı vermeseydi orta sahada, savunma önünde ve orta saha arasındaki bağlantıda. Peki. Bu kez daha çok eleştirilebilirdi ama hücum yönünde özellikle o konucunun isteklerini harfiyen yerine geçen sene 5. 6. haftadan sonra çok oturmuş bir Galatasaray oldu. Takım halinde çok iyi bir Galatasaray vardı. Bunu yakalarsa bakalım nasıl şey olacak bu sene. Bir kez daha başarılar dileyelim. Şimdi bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde de transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle bir orta saha arayışı olduğunu biliyoruz Fenerbahçe'de ve gündemdeki en ciddi isim de Krunić gibi görünüyor değerli izleyenler. Krunić ile ilgili bir haberimiz var. Hemen onu izleyelim. Sonra Sarı Lacivertlilerin gündemini de detaylıca konuşalım.
Şimdi Fenerbahçe'nin transfere devam edip etmemesiyle ilgili farklı görüşler var aslında. O gün sen hangisine katılırsın? Bir grup diyor ki Fenerbahçe'nin şu anda çok alternatifli ve iyi bir kadrosu var ve bu kadro transfer yapmadan da bu sezonu çok rahat bir şekilde 3 kulvarda götürebilir, konferans ligi dahil olmak üzere. Bir grupta diyor ki yok, bu sezon çok iddialı bir kadro kuruldu mu muhakkak. İşte yabancı bir kaleci de alınmalı, orta sahaya bir takviye de yapılmalı, Kanada'da bir takviye daha yapılmalı şeklinde görüşler var. Sen hangisine katılıyorsun ve bu noktada az önce izlediğimiz Krunic ismi sana ne ifade ediyor? Maşallah. Ver Allah'ım. Güzel sordum. Ver Allah'ım, ver oluyor yani devamında, değil mi? Ama şöyle, yani bu ikinci görüşte olanların biraz da yerli oyuncu denkleminde düşünmesi gerekiyor. Kaleciyi yabancı yaptınız. Bana Fenerbahçe'de 3 tane ilk 11'de oynayacak yerli oyuncu söyler misiniz? Ferdi. Tamam. Mert Müldür. Osay, iyi olan Osay'ı kesmek Osay, zorundasınız. Evet. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş bir maç var, 3 maç yok. İşte İsmail Kartal'la kendimi iyi hissediyorum diyor. Aynı şeyi geçen sezon başında. Ama bak ne diyoruz? İyi oynayan bir oyuncuyu kesmek zorunda kalıyorsun. Yani, Bright, Ferdi, Osay, Ferdi, Samuel. Ferdi. Ferdi net de. Ferdi bir, tamam. Ferdi bunlar... yerli kuralı olmasa da zaten ne? Bak Ferdi, tamam, Ferdi ile ilgili problem yok. Ferdi zaten yazıyoruz oraya. İkinci oyuncuyu yazarken takımın sezon başlangıcında en iyi oyuncularından bir tanesi, kimisine göre en iyisi olan Samuel'i kesmek zorundasınız, değil mi? Hı hı. Osay Samuel'i. Neden? Yerli kuralından dolayı. Ama kalede mesela bir Altay Bayındır'la başlanırsa sezonu, ki bence öyle olacak. Tahminim bu sadece. Bu kez üçüncü oyuncuda eliniz biraz daha rahat olabilir. Bu kez performansa göre, inişli çıkışlı performanslara göre bazen sağ kanatta olabilir bu değişiklik. Bazen merkezde olur. Belki stoperde olur yeri geldiğinde. Ama Fenerbahçe'de şu an acil bir ihtiyaç varsa bu Krunic mi? Buna emin değilim ben. Yani Fenerbahçe'de bir transfere ihtiyaç var mı? Fenerbahçe'de şu an mevcut kadroyu düşündüğümüz zaman belki bir sağ kanada ihtiyaç var. Çünkü sağ kanatta kim oynayacak yani? Hani sola Kent'i koydunuz, ortada Tadiç oynattınız, sağda kim oynayacak? İrfan Can Kahveci ile... Ya yine mi döndük dolaştık? İrfan Can Kahveci'yi sağda konuşuruz. Emre Mor. Yani Emre Mor zaten sakatlığı var, bir ay oynamayacak. Ki normalde de ilk 11'de düşünülmüyor bildiğim kadarıyla. Ama her şeyden önemlisi, Fenerbahçe'nin bir 6 numarası İsmail Yüksek dışında yok. William Arao demesin kimse bana zaten. Arao zaten gidiyor. Gidiyormuş. Yani gitmesi de daha hayırlı Fenerbahçe, hı hı, için. Fenerbahçe'nin 6 numarası yok. Niye 8 arıyor? Miyazaş'ta da sözleşmeyi geldi. Acaba 2-8 gibi mi oynayacak? Olmaz. Türkiye Ligi'nde 2-8 gibi oynadığı zaman orada katılıyorum. 6 numara, Lucas Torreira gibi. Geçmişe gidin, Emre Belözoğlu gibi. Daha geriye gidin, Apiyak gibi. Yerli olarak baktığın zaman işte biraz daha belki Mehmet Topal gibi. Yani o bölgeye Fenerbahçe bir transfer yapması lazım. Bakıyorum her bölgede 3 tane hatta 4 tane olan oyuncular var. 6 numara Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı. Yani kanat araçları şu anda devam ediyor. Belki başka transferler, kaleci araçları. Nasıl ki Galatasaray 3 senedir sol bekte büyük sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'de ben orada 6 numarada bir tane böyle yırtıcı, toparlayıcı. Torreira gibi. Torreira gibi oyuncuyu, Paredes gibi. Mesela Paredes'e de bir ara adı anıldı. Böyle bir oyuncu %100 lazım. Kanat mı öncelik yoksa 6 numara mı? Şimdi söylüyorlar dediğin gibi orada işte Crespo'yu düşünen var. İsmail Yüksek yerli kontenjanda diyelim ki oynadı. Ama bazı maçlar var ki orada kaldıramayacağı maçlar. Mert Hakan. 2 maç oynadık. Şu anda Fenerbahçe'nin bankosu yazmaya başladı. Hayır, banko bir tane önce yazarım. Ferdi. Ondan sonra şu anda 2 numara, 3 numara kim olacak? Kestirmek çok zor. Bu sadece Fenerbahçe için. Cengiz Ünder transferi çok mu gerekliydi? Gerekli olsa, yerli gerekli olduğunu düşünseydi. Yani hem sağ kanada bir ihtiyaç var, evet, hem yerli oyuncuya ihtiyaç var. Cengiz bunun ikisini önemli karşılıyor. Bir katkı olur. Yani Cengiz transferi önemli bir katkı olurdu Fenerbahçe için. Ama yani burada Fenerbahçe'de hali, yani sağ kanadı bir şekilde kadro içerisinden farklılıkla değiştirebilirsiniz. Ama elinizde Szymański var. Miyazaki var. Crespo var. Ve hala merkez orta saha özellikli Rade Krunic. Yani kimse bana da kalkıp Rade Krunic ön libero demesin yani. Krunic merkez orta saha ve kariyerindeki merkez savunma orta sahadan sonra güçlü değil mi? Merkez orta sahadan sonra en çok oynadığı ikinci mevkisi 10 numara olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe ihtiyaç olan profil biraz daha farklı olmalı. Bundan bahsediyorum. Yani net bir 6 numara. Geçtiğimiz sezon mesela William Arao vardı Fenerbahçe'de.
ne kadar vardı tabii. Yani evet. Ben çok iyi bir defansif oyun kurucuydu bu arada Villanara. Yani uzun paslarıyla birlikte takımı ileriye hızlı çıkarabilen, derine paslar atabilen, bir anda sizi kendi yarı sahanızdan rakip yarı sahaya geçirebilen bir oyuncuydu ama savunmada hep eşlik eden versiyondu. Orada yıpratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani şunu söylüyorum tekrar. Kadroyu ne için kurdunuz benim için önemli. Lig için kuruyorsanız bu kadroyla da şampiyon olursunuz zaten. Ekstra bir ekleme yapmanıza da ihtiyaç yok bu arada. Ama siz Avrupa'da da bir hedef koyuyorsanız kendinize, Türk kulüpleri açısından söylüyorum bunu, ki artık koymaları gerekiyor. Son iki sezonun özelliği, şöyle bir bakın Avrupa Ligi finalistlerine, Konferans Ligi finalistlerine, neden biz burada yokuz diyebilmeliyiz. Yani harcadığı... Artık Temmuz'da sezon açmayalım yani biz. Kulüplerimizin harcadığı paralarla birlikte, oluşan bütçelerle, takım harcama bütçeleriyle birlikte bir bakalım. Diyelim ki ya biz niye burada değiliz, onlar orada. Çünkü biz de az buz paralar harcamıyoruz. Hani sanki bizim paramız yokmuş, biz hiç harcamıyormuşuz gibi bir intiba var ya. Senede 40 milyon euro bonservise para veriyorsunuz. Ya 2 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynayan oyuncu şu anda Fenerbahçe forması giyiyor. 50 milyon euro bonservise para veriyorsunuz totalde. 65-70 milyon euroluk kadrolar kuruyorsunuz, maaş bütçeleri. Dolayısıyla sizin de oralarda olmayı hedeflemeniz gerekiyor. Şimdi özellikle Talisca bölümünden sonra kıyamet koptu aslında. Tabii. O gün. Geri kalan hiçbir cümlesini doğru dürüst konuşmadık Şenol Güneş'in. Talisca'dan da bir cevap geldi Şenol Güneş'e. Hemen onu da aktaralım değerli izleyenler. Suudi Arabistan ekibinde mutlu olduğunu söyledi Talisca. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Onu da okuyayım hemen. Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine bir transfer görüşmesi yapmadım. El Nasır'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl uzattım. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum dedi. Şimdi bu açıklamanın ardından da bir önceki saatte Chamberlain'in İstanbul'a geldiği haberini paylaştık izleyicilerimizle. Bir sağlık kontrolünden geçecek muhtemelen ve ondan sonra artık o bölgede netleşecek gibi görünüyor. Bu transfer o gün. Şimdi önce Şenol Hoca'nın açıklamaları, sonra Talisca'nın cevabı. İşte Chamberlain'in gelişi, şu konuyu şöyle bir özetleyelim istersen. Yani Şenol Hoca transfer görüşmesi mi yaptınız diye sorun. Yani daha önce de konuştum kendisiyle, evet. Konuşuyorum, ediyorum. Transfer görüşmesi yaptım. Orta yolu bulalım dediğini söylüyor zaten. Talisca'nın bu açıklaması biraz zorunlu bir açıklama. Zor durumda kalmamak için. Kulübüyle bence zor durumda kalmamak için bu yaptığı bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce yaptığı görüşmede, Şenol Hoca ile ve kulüple yaptığı görüşmede hani kendisi orta yolu bulabileceğini ifade ediyor. Kazandığı rakamı biraz aşağı çekebileceğini. Ve onun dışında hani kulübüyle de yeter ki bir teklif gelsin, anlaşalım. Daha sonrasında siz El Nasır'la anlaşırken orada ben de arzu ve isteğimi belirtirim dediği ifade ediyor Beşiktaş cephesinden. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu tabii ama ne konuştuk? Alex Oxlade-Chamberlain geliyor değil mi? Kaç tane Beşiktaş taraftarının umurunda? Soruyorum. Hatta biraz takip ettiğim kadarıyla bir isim var. Önemli bir isim bu arada. Sakatlık sorunu. Chamberlain önemli tabii bir ki, isim. Tabii ki. Çok önemli itibariyle. Bir kariyer. Ama Talisca varsa bir yerde, Talisca'nın adı varsa Talisca konuşuluyor. Bu bir gerçek. Çünkü burada neler yaptığını o Beşiktaş taraftarları canlı kanlı bir şekilde izledi. Ve sakatlık problemi olmayan bir oyuncu. Performansı hala iyi olan bir oyuncu. Ne verebileceğini ve Şenol Güneş'in özellikle var. Çok önemli. Şenol Güneş'in ondan ne alabileceğini herkes çok iyi biliyor. Hı hı. Kariyerini bu aşamasında belki El Nasır dönüyor ama çok çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Kendisi sadece bireysel olarak bir tercihte bulundu. Çin'e gitti, Suudi Arabistan'a gitti. Şenol Güneş'e çok şey borçluyor kariyer çıkışında. Şimdi burada Beşiktaş taraftan dünden sonra kalkıp sadece Talisca özelinde bir gündem yaratmasını çok doğal karşılıyorum. Çünkü Beşiktaş taraftan Talisca'nın adı yetiyor. Her sezon heyecanlanıyorlardı. Yani gittiği günden bu yana kaç tane transfer her dönemi transfer geçti. Her transfer döneminde gündeme mutlaka her transfer geliyor. Döneminde mutlaka bir yerde bir kez haberi çıkar. Her zaman Beşiktaş taraftarı heyecanlanır. Ama bu kez çok yüksek yeni sözleşme imzaladı bu arada. Evet. Nasır'la. Ve maliyeti bonuslar dahil olmak üzere 10,5 milyon euroyu buluyor. Dolayısıyla kolay bir iş değil. Kulübünün de 15 milyon, 20 milyon euro rakamlar istediği söyleniyor. Hani Talip Dostoy olan kulüplerden. Çünkü onlarda zaten Ronaldo var. Bir de Mane'yi transfer ettiler galiba. Değil mi? Hı hı. Yanlışım yoksa. Doğru.
Money'im evet. ettiler. Ya birini transfer etti En Nasır. Şimdi Suudi Arabistan piyasasını da yakından takip edemiyorum. O kadar çok oyuncu aldılar çok ki. Çok aldılar, dur bakacağım. Yani burada Beşiktaş'ın niyeti biraz önemli diyeceğiz ama şu da var. Yani ben bunu söylediğim için bana kızacaklar biliyorum ama tekrar söyleyeyim. Söylemek durumundayım. Neden kolay değil? Maliyeti aşağı yukarı... Mane'yi aldı, evet. Evet, maliyeti aşağı yukarı sezonunu hadi orta yolu bulalım dediğinden hesap edersek 7-8 milyon euro diyelim. Biliyorum da rakamı şimdi söylemeyeyim. 7-8 milyon euro diyelim. Tamam mı? Bir de bonservis vereceksiniz. Bunu Beşiktaş'a çıkarıp verme şansı yok. Bu çünkü takım harcama limiti diye bir şey var. Ya bir açın bakın. Galatasaray'da yok mu diyorlar. Var ama Galatasaray'ınki neredeyse Beşiktaş'ın iki katı. Fenerbahçe'nin de neredeyse iki katı. Şenol Güneş böyle bir açıklamayı nasıl yapıyor o zaman? Şenol Hoca şunu söylüyor ama sponsorluğa değiniyor. Hmm. Orada aslında bir mesaj veriyor. Camiaya mesaj veriyor. Yani benim için en ekonomik olanıdır diyor. Neden diyor bunu? Şu sebeple söylüyor. Orta saha alınacak değil mi? Beşiktaş'ta bir orta saha konuşuyoruz. Bir sağ kanat konuşuyoruz. Yani iki tane farklı oyuncu alacağım ama bir tane Talisca alırım. Hatta üç tane mevkiden bahsediyor. Yani İki mevkiye oyuncu alacağım ama bir mevki bir tane oyuncu alırım. Talisca bana evet. zaten 2-3 oyuncu demektir diyor. Ve orada aslında bir de mesaj veriyor camiaya. Yani Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerin hep bir sponsorluk var kıyısında köşesinde değil mi? Neredeyse yarısında, %40'ında, %30'unda vesaire. Hı hı. Beşiktaş'ta da benzer refleksi gösterecek bir camia olması gerekiyor ki bu transfer gerçekleşebilsin. Beşiktaş'ın mevcut takım harcama limiti 36 milyon euro aşağı yukarı şu an. Galatasaray'ınki 65-66 milyon euro. Fenerbahçe'nin de öyle. Aradaki farkı söylüyorum size. Burada camianın da bir refleks göstermesi gerekiyor. Taraftar gösteriyor. Tamam mı? Taraftarın gösterebileceği refleks sınırlı. Ha, arada çıkan iş adamları var. Söz vermeye başlayanlar. İşte olursa ben şu kadar vereceğim vesaire. Taraftar ne diyor? Ben 10 forma alırım. Bir tanesi 100 forma, 200 forma. Formal destek verebilirsin. Kombineyle, bilet satışıyla, belki bir imza töreni yaparsın, stadı doldurur, gelir elde etme üzerine evet. yaparsın vesaire. Ama sınırlı bunlar. Sonuçta elini taşın altına koyacak olanlar belli. Kolay değil, bir şey diyemiyorum. Yani şu an henüz bir teklif, görüşme, olgunlaşmış bir süreç vesaire. O tarz bir durum da söz konusu değil. Peki o zaman bir sağ kanat arayışı da var. Yani Gezal'a güvenip yola çıkmayacak bir şey. Nicola Pepe. Yani Pepe ile ilgili de... Arsenal'la sözleşmesini feshetmesi lazım. Peki Nicola Pepe nasıl oluyor o gün? Afrika Uluslar Kupası lazım. Var. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda hı-hı. Afrikalı oyuncular var. Evet. Ne olacak? En son Kasım ya da Aralık ayında seçilmişti Filistinlilerin ama oynadığı zaman düzenli olarak seçilme ihtimali yüksek bir oyuncu. Mevcut kadro içerisinde böyle sondaki milli takım süreçlerinde çağrılmayan futbolcuları var ama hep bir potansiyel barındırıyor. Nicola Pepe de bunlardan bir tanesi. Risk değil bazı mi? Haberler şu yönde. Bir de milli takıma daha gitmeyi düşünmüyor vesaire ama çok kendisinden duymadım sonuçta. Kendisinin de böyle bir açıklaması yok. Evet. Dolayısıyla bu kesinleşmiş söylem değil. Arsenal'la sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Çünkü diğer türlü çok olası görünmüyor. O da Arsenal'dan son sezonunun tamamını istiyor. Bir sezonu kaldı, tamamını verin öyle gideyim diyor. Yıllık maaşı da 4.6 milyon euroya tekabül ediyor net orada ama evet. Beşiktaş tabii ki o rakamları önermiyor. 3 milyon euronun altına bir maaşı. Bilgileri aldık Savaş, şimdi yorumlayalım. Ya şimdi hep söylüyoruz, ilk daha bu transferler gündeme geldi. Ocak ayı Beşiktaş için çok tehlikeli bir süreç olacağını. O, 7 tane oyuncu var. Hı-hı. Afrika Kupası'na gidecek. İki en önemlisi Aboubakar zaten. Aboubakar önemlisi. En önemlisi. Stoper ikilisi. Demin nasıl Altay'la ilgili böyle tatlı tepkiler varsa şimdi Talisca içinde. Neden hep Talisca'ya gidiyoruz? Sapanca'da arkadaşım var. Oğuzhan Sofoğlu iyi Beşiktaşlıdır. Abi yine mi Talisca? Çünkü her transfer dönemi konuşuluyor. Sözleşmesi ne zaman yenilendi ben Talisca'nın? Bu yaz yenilendi. Yeni evet. Yaz yenilenen bir insan 15-20 gün önce sosyal medyasında üst tarafa değiştirmiş. Yeni bir yelken açıyorum başlangıça diye. Kulübünün logosunu da kaldırmış diye hatırlıyorum. Ya futbolcu, menajer bu süreçlere artık gerçekten inanmak istemiyorum. Değişik şeyler oluyor çünkü. Talisca bu işin piri zaten. Yani hepsi piri artık. Menajer. Ya,
Fenerbahçe stadının önüne gidiyor, paylaşım yapıyor. Galatasaray stadının önüne paylaşım yapıyor. Beşiktaş stadının tribünü artık böyle yürüyor. Hatta son zamanda takip, kulübü takip ediyor, eşi takip ediyor, oğlu takip ediyor. Menajerler, futbolcular şimdi cin gibi. Şenol Hoca'nın açıklamaları bana neyi hatırlattı biliyor musun? Ya burada bir restleşme, inatlaşma mı var acaba diye. Fatih Hoca'nın İrfan Can ismini bizzat verdiği bir basın toplantısı vardı. Vişka istiyorum dedi, İrfan Can istiyorum dedi. Hatta hiçbirimiz Mustafa Muhammed'i bilmiyoruz, Mustafa Muhammed'i istiyorum dedi. Böyle topu yönetimin kucağına bıraktı. İrfan Can o zaman 7 iken bir anda 10-11'leri gördü ve Fenerbahçe aldı. Şenol Hoca'nın bugün bu kadar açık bir şekilde Talisca ile görüştüm, Talisca'yı istiyoruz falan demesi, ya transferde iyi gitmeyen bazı şeyler var. Hep Fatih Hoca ile Şenol Hoca'yı birbirine çok benzetirim transfer süreçlerini. İkisi de transferi çok sever. İkisi de yıldız oyuncuyla çalışmak ister. Yıldız oyuncuları ilerletmek zor değil. En iyilerle kim çalışmak ister? Herkes çalışmak ister. Şimdi ortada en iyi alma ihtimalin varsa neden yani vasat, ortalama bir oyuncuyla çalışmak istiyorsun ki? Ya en iyilerle başına dert mi açacaksın? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. En iyilerle şampiyon yapıyorsunuz zaten. Şenol Hoca niye Bursaspor'da da hakkını yemedi? İyi işler yaptı ama şampiyonluk yaşayamadı. Trabzonspor'da o dönemin kadrosunda en iyileri. Hep şunu söylerim. Fatih Hoca'nın eline en iyi kadroyu verirseniz şampiyon yapar. Şenol Hoca'nın en iyi kadroyu verirseniz şampiyon yapar. O yoklukta feda döneminde, hatırlayan o feda dönemini. Orada Samet Hoca altyapıdan gelen hocalar bir kadro yaptı. İyi takımla şampiyon olunur. İyi kadroyla, iyi bütçeyle şampiyon olur. O zaman Yılmaz Hocam'ın ne suçu var mesela? Ama iyi takımlar iyi oyuncularla kurulur. Yani bu da bir gerçek değil mi? Şimdi o iyi oyuncularla arada da şunu da yapıyorsun ama. Tüm takımı da doldurmuyorsun ki en iyileriyle. Sonuçta araya serpiştirdiğin farklı oyuncu profilleri oluyor. Birkaç yıldız oyuncu ve oradan bazen öyle şey oluyor ki mesela Oğuzhan Özyakup'un kariyerinde biz neyi konuştuk? Sosa'nın etkisini konuştuk değil mi? Yani iyi oyuncuyla oynadığın zaman farklı bir seviyeye tabii, çıkarıyor yanındakini de. Tabii onun da performansını yükseltiyor. Birkaç tane lazım. Ya böyle fazla, çok fazla Şenol örnek verebiliriz. O Avrupa'da namalip çıktı. İki sene arka arkaya şampiyon olduğu kadro, bir kadroya bakalım. Tabii, öyle bir kadroya. Fatih saniye. Hoca'nın ultra Avrupa'da başarılı olduğu dönemdeki kadrolara bakalım. Yani burada birkaç tane değil. Her bölgenin. Şenol Hoca da buna cevap veriyor bu arada. Şampiyon olduğu ilk sezondaki savunmayı bana saysan abi. İsmail Köybaşı, Serdar Kurtuluş, Ersan Adem Gülüm, bir de Rodolfo. Tamam orada Fatih Terim için aynı şey. Gökhan Zan, Servet Çetin. Yani Sergio Ramos da orada olmadı Ufalacı falan da sonra geldi. Aynı şey Fatih Hoca için geçerli. Süremin sonuna geldim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Sabah Zorlu Gül Şahinoğlu. Ağzınıza sağlık. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Galatasaray bu akşam başta diğer takımlara. Hoşçakalın.